Efendim güne bakışa hoş geldiniz. Günün sıcak gelişmelerini AK Parti'den çok önemli bir isimle bugün konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal. Sayın Ünal hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Malum bu programda sıcak başlıkları öncelikle konuşuyoruz. En sıcak başlıklardan biri de aslında uzun süredir konuşulan sözde Ermeni soykırımı tasarısını Amerikan Senatosu'nun bu tasarıyı kabul etmesi. Evet. Siz Twitter'da yayınladığınız bir mesajda diyorsunuz ki tarihi siyasileştirmek, iç pazarlık uğruna çarpıtmak Türkiye ile Amerika arasındaki ayrılıkları daha da keskinleştirmeye hizmet etmektedir. Şimdi bu ayrılıkları biraz daha açarsak, bu kararla birlikte madem yok hükmünde kabul ediliyor, Amerika Birleşik Devletleri bu hareketlerle, bu adımlarla neyi hedefliyor ve biraz daha mı çıkmaza girdiğini ifade ediyorsunuz bu attığınız mesajla? Evet, şimdi öncelikle bunun ilk adımı biliyorsunuz Temsilciler Meclisi'nde atıldı. Ve o dönemde biz Temsilciler Meclisi'nde bu karar kabul edildiğinde aynı şeyi söyledik. Bu tarihin siyasileştirilmesidir. Yani tarihçilere bırakılması gereken, akademisyenlere bırakılması gereken bir konunun uluslararası siyasetin ya da Amerikan iç siyasetinin bir malzemesi haline getirilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade ettik. Çünkü Türkiye bu konuda son derece rahat. Biz net olarak bütün dünyaya, geçmişte Fransa'ya da şunu söyledik. Buyurun biz arşivlerimizi açıyoruz. Bu konuyu araştırmak için bir komisyon oluşturulsun. Ve bu konu açık, şeffaf bir şekilde dünyanın gözü önünde araştırılsın. Ve bu mesele uluslararası siyasetin ya da ülkelerin iç siyasetinin malzemesi olmasın. Lobicilikle tarih yargılanmaz. Eğer tarihi bir gerçekliği konuşacaksak öncelikle bunlar belgeler üzerinden ve akademik çalışmalar üzerinden konuşulur ve değerlendirilir. Tabii işin hakikati bu ama gerçekte ne olduğuna baktığımızda gördüğümüz şey şu. Maalesef bugün Amerika'ya baktığımızda tek bir Amerika görmüyoruz. Yani Trump'ın bu konudaki tavrı son derece açık. Yani bu Amerikan başkanının bu konuda aldığı pozisyon ve yine daha önce biliyorsunuz iki tane senatör, bunlardan bir tanesi Graham'di, bunu senatoda bloke etti. Ama Türkiye'ye karşı özellikle Türkiye'nin bölgede oluşturduğu yeni dinamik dış politikaya karşı aslında bir yaptırım niteliği taşıyor. Çünkü bu mesele Amerika için ve Amerika'daki lobiler için Ermeni yasa tasarısıyla ilgili bir mesele değil. Ya da tarihteki bir olayla ilgili bir mesele değil. Bunu kendileri açısından uluslararası bir kart olarak görüyorlar ve Türkiye'ye karşı bir kart olarak her 24 Nisan'da biliyorsunuz bunu gündeme taşıyorlardı. Bugünse yapılan tamamen tarihin siyasileştirilmesi, tarihin susturulup maalesef bir yaptırım aracı haline getirilmesinden ibaret. Tabii ki bu durum Türkiye-Amerika ilişkilerine zarar verecek bir durum. Son Amerika seyahatinde de heyetler arası görüşmede bu konu gündeme geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu konuyu açık bir şekilde ifade etti. Ve yine aynı şekilde hem Trump'la hem de senatörlerle yapılan müzakerelerde de bu konu gündeme geldi ve Türkiye bu konudaki haklılığını ve yapılan yanlışları, Temsilciler Meclisi'nde yapılan yanlışı açık ve net bir şekilde yine ifade etti. Ama görünen o ki Türkiye'nin bölgesinde aldığı inisiyatiften
Türkiye'nin uluslararası alanda aldığı inisiyatiften ve Türkiye'nin şu anda küresel sisteme dönük, Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür diyen, Cumhurbaşkanımızın yine NATO'ya görevlerini hatırlatan, yine Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem de Orta Doğu'da aldığı pozisyondan rahatsız olan, Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerinden rahatsız olan bazı merkezler Türkiye'ye karşı bunu bir yaptırım malzemesi olarak kullanıyorlar ki bu da ne tarihle ne tarihi gerçeklikle ilgili olmadığı için biz de diyoruz ki sizin bu manipülasyonunuz, sizin tarihi, iki milletin tarihten gelen acılarını kendi siyasetinizin malzemesi haline getirmeniz son derece çirkin ve aldığınız bu karar da Türkiye nezdinde yok hükmündedir diyor. Sayın Ünal, peki Türkiye'nin daha önce bu tasarının hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'ya gelmeden önce rahatsızlığını bir şekilde dile getirilmişti. Ama buna rağmen kabul edildi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda da Amerika'nın Ankara Büyükelçisi çağrıldı. Peki başka bir adım atılacak mı? Daha yüksek tondan bir adım olacak mı bu? Tamam, Büyükelçi'ye bu rahatsızlık dile getirildi ama diyorsunuz ya, iki ülke arasındaki ayrılıkları daha da keskinleştirmeye hizmet edecektir diye, bunu daha net bir şekilde ve daha üst perdeden acaba hükümet, AK Parti bunu Amerika Birleşik Devletleri bürokratlarıyla, diplomatlarıyla ya da Başkan Trump nezdinde iletecek mi? Şimdi tabii Başkan Trump'ın hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde genel itibariyle Kongre'deki durumunu biliyoruz. Dolayısıyla Başkan Trump'ın buradaki pozisyonu da belli. Ama burada demin ifade ettiğim gibi asıl mesele bir yapının Amerika ile Türkiye ilişkilerinde. Şimdi mesela konuşuyorsunuz, PYD, YPG'nin terör örgütü olduğunu Amerika bal gibi biliyor. Çünkü Ferid Abdüşahin'in bir terör örgütü üyesi olduğu, PKK terör örgütünün üyesi olduğu CIA belgelerinde mevcut. Biz de bu belgeleri kendilerine gösterdik. Şimdi bunu biliyor olmaları başka bir şey, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor olmaları başka bir şey. Yani burada uluslararası alanda maalesef şu anda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yapı gerçekle ilgilenmiyor ya da gerçeğin karşılığıyla ilgilenmiyor. Yani Senato'da da birçok konuşmada net bir şekilde PKK'nın Suriye uzantısı olduğu YPG'nin dile getirilmiş ve Amerikan anayasasına göre terör örgütlerine yardım yapılmasının suç olduğu hatırlatılmış. Yine oradaki senatörler tarafından ve üstelik bunun Türkiye nezdinde oluşturduğu rahatsızlık konuşulmasına rağmen Suriye'deki pozisyonlarını görüyoruz. Yani 30 bin tır silah gönderildi. Şimdi bizim bu konuda karşılıklı olarak yürüttüğümüz müzakereler, Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü diplomasi nihayetinde bir noktaya kadar sizi taşıyabiliyor. Tıpkı Ermeni yasa tasarısı da. Çünkü bizim Amerika'yla aramızdaki kırılma noktalarından ve bu kırılma noktalarını keskinleştiren konulardan bir tanesi Ermeni yasa tasarısıysa, bir tanesi de Amerika'nın YPG ile olan ilişkisi. Çünkü orada Cumhurbaşkanımız basın toplantısında Trump'ın gözünün içine bakarak bütün dünyaya canlı yayında bir şey söyledi. Dedi ki, sizin Suriye'de müttefikiniz olduğunu söylediğiniz yapı terör örgütüdür dedi. Şimdi onlar da bunun böyle olduğunu biliyorlar. Onlar da bu Ermeni yasa tasarısının
aslında tarihçilere bırakılması gerektiğini biliyorlar ama nihayetinde bunu Türkiye'ye karşı bir yaptırım olarak kullanıyorlar. Peki fark etmedikleri ama bir süre sonra fark edecekleri şey ne? Türkiye herhangi bir şekilde sahada yaptırımlarla geri adım attırılabilecek bir ülke değil. Türkiye masadaki eşitlerden bir eşit, Türkiye bölgesinde oluşturulmak istenen düzene kendisinin olmadığı hiçbir yapının kendisi tarafından kabul edilmeyeceğini net bir şekilde söylerken, onlar yine belli yaptırımlarla, işte Ermeni yasa tasarısında olduğu gibi, belli yaptırımlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye Amerika ilişkilerine, ki Türkiye-Amerika ilişkileri çok eski ve 1950'lerden bugüne, 1946'dan bugüne son derece köklü temelleri olan bir ilişki. Tabii Amerika'da büyük bir kesim de aslında bunu görüyor. Ama maalesef Senato'da alınan karar, kaçınılmaz olarak Temsilciler Meclisi'nde alınan kararla birlikte bunu bir kongre kararına dönüştürdü. Çünkü Senato'da bu onaylanmasa, sadece Temsilciler Meclisi'nde onaylanmış olsaydı, Temsilciler Meclisi'nde onaylanmış olması, Temsilciler Meclisi yenilendiğinde Temsilciler Meclisi'nde alınan kararın kadük hale gelmesini sağlayacaktı. Ama Senato'da da bu kararın alınmasıyla birlikte aslında telafisi mümkün olmayan bir yara açılmış oldu Türkiye-Amerika ilişkilerinde. Peki Sayın Ünal, şimdi bir yandan da iç siyasete dönecek olursak, siyasete yeni katılması beklenen bu yeni partiler hakkında ne düşünüyorsunuz ve partinizin tabanı da bu yeni oluşumlara nasıl bakıyor? Şimdi bir siyasi hareketin oluşumunda bakılması gereken asıl nokta, yeni oluşum içerisinde olan siyasi partinin söylemi, amblemi, ismi değildir. Bakılması gereken asıl nokta o siyasi partiyi var eden temel motivasyondur. Yani bu siyasi parti hangi saiklerle bir araya gelen insanlardan oluşmaktadır ve onları bir araya getiren temel motivasyon nedir? Şimdi 2002'ye dönüp baktığımızda, 2001'e baktığımızda, yani AK Parti'yi var eden temel motivasyona baktığınızda, AK Parti'yi var eden temel motivasyon nedir? Artık ekonomide büyük bir kriz, siyasal sistem krize girmiş, 28 Şubat demokrasiye ve dolayısıyla da sivil siyasete ağır darbeler vurmuş, ekonomik krizin oluşturduğu ciddi bir toplumsal ve ekonomik yıkım söz konusu ve AK Parti'yi kuran irade bir toplumsal karşılığı ve siyasette de oluşan bir boşluğu doldurarak oraya geldi. Ve temel motivasyonu neydi AK Parti'nin kuruluşunda? AK Parti'yi kuran iradenin temel motivasyonu neydi? Her şey Türkiye içindi. Peki bugünkü oluşumların hangi toplumsal ve siyasal boşluğa karşılık geldiğine baktığınızda, az çok siyaset bilen ve siyaseti takip eden bir kişi şu anda siyasal alanda bir boşluk olmadığını net bir şekilde görür. En azından kamuoyu araştırmalarına baktığınızda bu çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bugün bu siyasi oluşumları hayata geçiren kadroların, toplama kadroların kamuoyu nezdindeki karşılığına baktığınızda orada da bir karşılık gözükmüyor. Peki hangi motivasyonla bunu yapıyorlar diye baktığınızda temel motivasyonun şu olduğu görülüyor. AK Parti içerisinde istediğini bulamayan, AK Parti içerisinde kendi istikametine AK Parti'yi çeviremeyen, ki AK Parti bir siyasal hareket olarak AK Parti'nin lideri bellidir. Mesela
AK Parti gibi büyük millet hareketlerinde, büyük siyasal hareketlerde liderlik çok kıymetli ve önemlidir. Şimdi AK Parti'nin lideri belli. AK Parti'nin lideri belliyken lideri olan bir siyasette kaçınılmaz olarak siz genel başkan olsanız bile bu sizin lider olduğunuz anlamına gelmez. Zaten o süreçte Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması ve sonra yerine bir genel başkan bırakmasıyla birlikte iki eşit değil, bir lider ve bir genel başkan söz konusuydu. Ama biz neyi gördük? Yeni Türkiye'nin yeni lideri manşetini gördük. Bunun tahtında müstetir, yani bunun altında gizli olan şey neydi aslında? Lideri olan bir siyasi harekette yeni bir liderlik başlatıp yeni bir siyasi oluşum net bir şekilde görünüyordu. AK Parti içerisinde yeni bir siyasi oluşum hayata geçiremeyip AK Parti'nin o bütünlüğünü ve lideriyle kurduğu ilişkiyi bozamayan bir grubun şu anda tam da bu motivasyonla yeni bir siyasal oluşuma gittiklerini görüyoruz. Ve bu siyasal oluşumun toplumsal karşılığına baktığımızda da bir toplumsal karşılığının olmadığını görüyoruz. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman da bir siyasal boşluk olmadığını, dolayısıyla siyasette de bir şeye karşılık gelmediğini konuşuyoruz. Şimdi gelirken arkadaşlarla onu konuştuk. Şimdi siz yeni bir kanalsınız. Ve TV100 olarak da kendinize medya dünyasında bir mecra buldunuz şu anda. Bir yere oturmaya başladınız. Ve bir boşluğu dolduruyorsunuz şu anda. O yüzden izleyici nezdinde sizin bir karşılığınız var. Tıpkı siyasette de bir siyasi parti siyasette bir boşluğu doldurmalıdır. Bir karşılığı olmalıdır. Eğer sizin doldurduğunuz boşluk AK Parti'de aradığını bulamayanların küskünlüğünün karşılığı ise bu bir siyasal hareket değildir. Bu olsa olsa siyasette aradığını bulamayan küskünlerin bir araya gelerek beraber ağlaşmalarından ibaret. Ama bu bir boşluğu doldurmaz diyorsun. Bu bir boşluğu doldurmaz. Çünkü bu bir siyasal boşluk değildir. Yani bir siyasi partide aradığını bulamayanların ve bir siyasi partide aradığını bulamadıkları için de bir takım beklentileri gerçekleşmediği için başka bir siyasal hareket oluşturmuşlarsa, ki bunlar davadan mesela şimdi geri dönüp hafızamızı bir tazeleyelim. Sayın Binali Yıldırım'ın genel başkan olduğu ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da genel başkanlığı bıraktığı kongreyi hatırlayalım. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun o kongrede yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Şimdi bir tarafa Sayın Ahmet Davutoğlu'nun o kongrede yaptığı konuşmayı koyalım. Bir tarafa da bugün Ahmet Davutoğlu'nun bir parti kurarken yaptığı konuşmayı koyalım. Yan yana koyalım bu konuşmaları. Şimdi 3 sene önceki fikirleri mi değişmiştir Sayın Ahmet Davutoğlu'nun? Yoksa 3 sene önce o konuşmayı o kürsüde Sayın Ahmet Davutoğlu'na zorla mı yaptırmışlardır? Yoksa Sayın Ahmet Davutoğlu'nun o konuşmayı yaptıktan sonraki beklentileri gerçekleşmediği için tam da demin ifade ettiğim gibi bugün bu konuşmayı yapma gereği mi duymuştur? Siyaset tutarlılıktır. Siyaset dürüstlüktür. Siyaset bir fikri takibi gerektirir. Siz 3 sene önce bir kongrede onları söylerken bugün siz bu parti kuruluşunda bunları söylüyorsanız size haklı olarak şunu sorarlar. Biz hangi Ahmet Davutoğlu'nun görüşlerini ve düşüncelerini kendimize esas alacağız diye sorarlar. Peki Sayın Ünal, bir yandan da tabii ki bu yeni oluşumlarla birlikte daha bu yeni oluşumlar çok da hareketlenmeden zaten o sıcaklığını koruyan bir
ittifaklar, onlar da çok konuşuluyordu. Dün TV100 ekranlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk aldık. Yüz Yüze programında Profesör Doktor Ahmet Kasım Han'ın programında. Akşener orada kurulacak yeni partiler sizden vekil desteğinde, desteği talebinde bulunurlarsa tavrınız ne olur sorusuna aynen şu cevabı verdi. Sayın Babacan veya Davutoğlu herhangi bir talepte bulunulduğu zaman elbette arkadaşlarımla da konuşarak evet derim cevabını verdi. Siz bu açıklamayı nasıl buldunuz? Şimdi beni bağışlayın. Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu kiralık vekil çok çirkin bir ifade, farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Yani bu, siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz. Demokrasiden bahsedeceksiniz. Millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz diyeceksiniz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Ve milletin iradesiyle seçilmiş, milletin temsilcisi olarak seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Ha, gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. Ama işin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Yani milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır ve o milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi bir genel başkanın talimatıyla bir başka siyasi partiye gönderilmez. Çünkü seçmen eğer seçseydi onları seçerdi. O siyasi partiyi seçerdi. Efendim, yeni kurulan bir partiye biz destek olarak bu milletvekillerini gönderiyoruz. Bunun adı destek falan değil, bunun adı milletin iradesini tahfiftir, tezyiftir. Şimdi Sayın Ünal, bu açıklamalar yapılmadan ve bu partiler de bir bir açılmadan önce de İYİ Parti acaba Cumhur İttifakı'na mı yakınlaşıyor şeklinde bir takım düşünceler de vardı. Bazıları öyle yorumlarda bulunuyordu. Kulislerden gelen bazı bilgiler de öyleydi ama siz öncelikle MHP ile ittifakınızda yola nasıl devam edileceğini sorarak başlayayım. İkincisi, bu ittifaka katılımlar olabilir mi? Ne olabilir? Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le böyle bir ihtimal konuşuluyordu ama mesela dün bu soruya verdiği cevaptan sonra böyle bir ihtimal ne kadar düşünülebilecek onu... Şimdi Cumhur İttifakı'nın ruhunu bir kez daha hatırlayalım. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değildir. Yani Cumhur İttifakı iki siyasi partinin oturup oluşturduğu bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu aziz milletin kendi devletini, bayrağını, demokrasisini, iradesini korumak için sokağa çıktığında oluşturduğu bir ittifaktır. Ve bu ittifak Yeni Kapı ruhuyla, bilinciyle perçinlenmiştir. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi o Yeni Kapı ruhuna katılmış, fakat daha sonra 15 Temmuz'a kontrollü darbe, tiyatro diyerek o ruha adeta ihanet etmiştir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na bir katılım olacak mı, Cumhur İttifakı'na birileri gelecek mi demek Cumhur İttifakı'nın ruhuna açıkçası pek uygun değil. Çünkü Cumhur İttifakı oturup oluşturulmuş bir şey değil. Mesela biz Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran seçimleri öncesi oturup bir seçim ittifakı çalıştık. Dedik ki bakın, seçim ittifakı dediğimiz hukuki bir süreç. Ama Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı olmadığı için bir millet mutabakatı mahiyetinde. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz. 15 Temmuz'un ruhuna sadakat gösteren, 15 Temmuz'un ruhuna inanan ve kendisini bu milletin varlığına, bekasına adamış her siyasi yaklaşım zaten doğal olarak 15 Temmuz ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın doğal bir parçasıdır. O yüzden
Cumhur İttifakı'na şunu alalım ya da şunu çıkaralım diyemeyiz. Çünkü Cumhur İttifakı doğal bir mutabakat ve 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir mutabakattır. Yani dolayısıyla yarın öbür günde yani Saadet Partisi gelip biz bir mutabakata uyuyoruz ya da İYİ Parti derse çok da fazla olağan dışı görmemek gerekiyor aslında. 15 Temmuz'un hassasiyetlerini, bu milletin yüksek hassasiyetlerini ve bizim Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'dan sonra verdiğimiz mücadeleyi, bunların altını çizerek söylüyorum. Çünkü 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin etrafında oluşturulan terör koridorunu parçalamak istediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Afrin'e girmeyin dedi. Biz Barış Pınarı harekatını yapmaya kalkıştığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Bu tezkereye içimiz kan ağlayarak evet diyoruz dedi. Peki biz sınır güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak açısından bu operasyonları yaparken birileri ne diyordu? Suriye'de ne işiniz var diyordu. Kilis'i koruyacaksanız, Hatay'ı koruyacaksanız Afrin'deki terörü temizlemek zorundasınız. Siz eğer Urfa'yı, Nusaybin'i koruyacaksanız siz Tel Abyad'daki, Rasulayn'daki terörü temizlemek zorundasınız. Suriye'de ne işiniz var diyen akıl bize muhtemelen yarın Doğu Akdeniz'de de ne işiniz var diyecektir. Şimdi böyle bir akıl yerli ve milli olabilir mi? Böyle bir akıl Türkiye'nin bekasının, Türkiye'nin yüksek çıkarlarının ve Türkiye'nin bölge şekillenirken önümüzdeki 15-20 yıl içerisindeki pozisyonunu tahkim edecek bir duruşun yanında durmayan, Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur diyen, Türkiye'de mahkemeleri, Türk yargısını gayrimeşru ilan eden bir akıl hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'nın ve Büyük Millet Mutabakatı'nın ruhunu anlayamamış ve ona karşı duran bir akıl demektir zaten. Peki Sayın Ünal, hep bu yeni oluşumları, yeni partileri hep CHP ile ya da diğer partilerle sanki yarın öbür gün ittifak kuracakmış gibi düşünüyoruz ama siz de az önce bu ittifaklara katılım şartının yerli ve milli olmak olduğunun altını çizdiniz. Gün gelir de böyle bir ittifakta AK Parti'nin yanında yer almak isterlerse bu yeni oluşumlar, o zaman cevabınız ne olur? Yani bununla ilgili şu anda bir şey söylemek siyaseten doğru olmaz. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği bir şey var. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Bu dört esasta birleşen herkes bizim kardeşimizdir. Dolayısıyla biz bu hassasiyetleri gözeten, Türkiye'nin siyaset üstü konularında tek yumruk olabilen, Türkiye'nin uluslararası alanda verdiği mücadelede seçilmiş meşru hükümetin yanında duran ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyan herkeste biz zaten doğal bir ittifakımız var. Cumhurbaşkanımız buna Türkiye İttifakı diyor. Yani Türkiye'nin yanında duran her vatansever milletine, devletine, vatanına, bayrağına sadakatle bağlı olan her vatansever zaten Türkiye İttifakı'nın bir parçasıdır. Cumhur İttifakı dediğim gibi 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir ittifaktır. Seçim ittifakları masa başında hukuki olarak partilerin bir araya gelip bir dönem için bir ortak protokol çerçevesinde oluşturdukları ittifaklardır. Bunları birbirinden de ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Ünal, erken seçim iddialarını gerçekçi buluyor musunuz? AK Parti'nin bu yönde bir hazırlığı var mı? Şimdi Türkiye'de erken seçim tartışmalarının ortaya atılmasını Türkiye için son derece sakıncalı, art niyetli ve zararlı buluyorum. Çünkü
Türkiye'nin 2023'e kadar güçlü bir istikrara, Türkiye'nin 2023'e kadar suni gündemlerden çıkıp gerçek gündemiyle ilgilenmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Türkiye'nin gerçek gündemidir. Terörle mücadele Türkiye'nin gerçek gündemidir. Ekonomi alanında hızla sürdürülen iyileşmeler Türkiye'nin gerçek gündemidir. Sağlıkta, eğitimde, her alanda çözülmeyi bekleyen birçok sorunumuz var. Tabii ki sorunlarımız olacak. Çünkü toplumlar sorunlarını çözebildikleri oranda gelişirler ve büyürler. Şimdi biz Türkiye'nin gerçek gündemine dönelim derken birileri ısrarla Türkiye'de suni bir gündem oluşturmaya ve bir erken seçim tartışması oluşturmaya çalışanlar, ben bunları kesinlikle iyi niyetli bulmuyorum, art niyetli buluyorum. Çünkü Türkiye işte geçtiğimiz günlerde en son Londra'da dörtlü zirveyle Suriye tekrar konuşuldu. Terör konusu tekrar konuşuldu. Şimdi Şubat ayında bir ikincisi yapılacak değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyoruz. Şimdi bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin gündemi asla erken seçim değil. Sayın Ünal, bir Washington merkezli liberal Amerikan kuruluşu, Amerikan İlerleme Merkezi, ki orijinali de Center for American Progress diye geçiyor. Max Hoffman imzalı dikkat çeken bir yazı var. O günlerdir konuşuluyor. O resmi web sitesinde de yayınlandı. Hoffman, Amerikan İlerleme Merkezi'nin aynı zamanda Türkiye uzmanı olarak da biliniyor. Hoffman'ın Türk muhafazakarların Erdoğan'a sadakati ve potansiyel haleflerine bakış başlıklı bu yazısında kendini AK Partili olarak nitelendiren vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadakatleri ve Erdoğan'sız bir AK Parti'de kimin acaba lider olabileceği konusunda bir yazı kaleme alındı ve bir anket yapıldı. Sizin öncelikle böyle bir anketten haberiniz var mı? Bu anketi nasıl bir girişim olarak değerlendiriyorsunuz? Burada Amerikan İlerleme Merkezi'nin Türkiye uzmanının öncülüğünde yapılan bu anket. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994'ten bugüne kadar Türk siyasetinde hiçbir siyasetçiye nasip olmayan bir millet teveccühüne sahip oldu. Yaptığımız bütün kamuoyu araştırmalarında her zaman %60 ile %70 bandında toplumsal olarak %65, %70, zaman zaman %75. Mesela en son Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekatı'ndan memnuniyetin ve Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde bu harekatın yapılmasını olumlu bulanların oranı %86 idi. Şimdi 2002'den bugüne kadar içeriden ve dışarıdan birilerini yan yana getirerek, birilerini üst üste koyarak Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'nin siyasal harekatını, siyasal hareketini bir şekilde aşmak için çabaladılar. Yani 2002'de her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız dediler. 2003'te, 2004'te, 2005'te Cumhuriyet mitingleri, ordu göreve pankartları, daha sonrasında işte kapatma davası, daha sonrasında Gezi, 17-25 Aralık MİT'ler operasyonu, MİT operasyonu, 15 Temmuz ekonomiye dönük son 15 Temmuz'dan sonraki süreçte çok kendileri içinde maliyetli operasyonlar yaptılar. Ama ne yaptılarsa Recep Tayyip Erdoğan'ın toplum nezdindeki beğenilirliğini ve kabulünü yaralayamadılar. Şimdi yeni tartışmalarla, tıpkı az önce erken seçim tartışmasında olduğu gibi, yani ortada bir erken seçim meselesi yok.
Ortada bir erken seçim gündemi yok. Ama Türkiye'nin çok kıymetli gündemini erken seçimle meşgul etmek isteyenler Türkiye'de farklı suni gündemler oluşturuyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bizim nezdimizde bir kıymeti olmayan, çünkü biz şu anda AK Parti olarak kendi gündemimizle, kendi hedeflerimizle ilgileniyoruz. Çünkü önümüzde 2023 hedeflerimiz var, 2053 hedeflerimiz var. Gençlerimizle ilgili, kadınlarımızla ilgili, çevreyle ilgili, şehirlerle ilgili, Türkiye'nin enerji politikalarıyla ilgili, Türkiye'nin 2030'da, 2035'te büyüme oranları ve o gün ihtiyaç duyacağımız enerjiden su kaynaklarına kadar bunların yeniden planlanmasıyla ilgili Türkiye önemli çalışmalar yapıyor. Şimdi Türkiye bu gündemle ilgilenirken bu tür gündemlerin siyasetin içerisinde konuşulmasının demin ifade ettiğim gibi maksatlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ön plana çıkıyor. O yüzden bizim nezdimizde konuşulabilecek ya da tartışılabilecek bir mesele olarak açıkçası değerlendirmiyorum. Sayın Ünal, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ufak ufak iki tane de çok merak ettiğim iki konuyu da sormak istiyorum. Bu siyasetin gündeminde çok yer aldı. Hala da konuşuluyor. Şehir üniversitesi tartışmaları. Bu tartışmanın hukuki mi, siyasi mi olduğu yönünde kamuoyunda da soru işaretleri var. Siz nasıl buluyorsunuz bu tartışmayı? Şimdi öncelikli olarak konunun tarafı değiliz. Bir siyasi parti olarak konunun tarafı değiliz. Neden konunun tarafı değiliz? Çünkü Mimarlar Odası Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bir üniversiteye bila bedel verilmiş bir hazine arazisiyle ilgili mahkemeye gidiyor. Ve sonuçta Danıştay aşamasında verilen bir karar var. Ve bu kararın sonucu olarak da çekilen krediye teminat olarak bu arazi gösterildiği için banka teminatı düşüyor. Banka tekrardan üniversiteden bir teminat istiyor. Aslında hikayeyi hepimiz biliyoruz. Şimdi Danıştay meselenin taraflarından bir tanesi. YÖK meselenin taraflarından bir tanesi. Şehir Üniversitesi meselenin taraflarından bir tanesi. Şimdi bu tarafların içerisinde herhangi bir siyasi taraf var mı? Yok. Ama sonra bakıyoruz ki bu tarafların içerisine bir siyasi taraf eklemleniyor. Yakında parti, o günler için söylüyorum, yakında parti kuracağını açıklayan bir siyasi oluşum bu konuyu siyasallaştırıyor. Ve orada bir mağduriyet oluşturulduğunu ifade ediyor. Daha önce bu üniversitenin yönetiminde bulunmuş ve üniversiteyi finanse etmiş Sayın Murat Ülker çıkıp bir açıklama yapıyor. Geri çekiliyor. Evet, diyor ki bu konu tamamen bir yönetim zafiyetiyle ilgilidir diyor. Bunun siyasi bir tarafının olmadığı böylece ortaya çıkıyor. Konu maalesef yönetim zafiyetinden kaynaklanan Hami Üniversitenin bir süre sonra YÖK üzerinden devreye girip girmeyeceği, bunlar da bizim konumuz değil. Ama burada akademik bilgi birikiminin zarar göreceği söyleniyor. Öğrencilerin mağdur edileceği söyleniyor. Burada üniversitedeki hocaların mağdur edileceği söyleniyor. Bunların hiçbirisinin karşılığının olmadığı görülüyor. Çünkü bir Hami Üniversitenin olduğu ve bu Hami Üniversitenin şehir üniversitesinin tüzel kişiliğini koruyarak, öğrencilerin haklarını koruyarak burada gerekirse devreye girebileceği sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu fotoğrafa baktığınızda AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız işin hiçbir tarafında değilken mesele siyasallaştırılınca
biz cevap hakkımızı kullanıyoruz. Diyoruz ki bunun bizimle bir ilgisi yok. Durum şundan şundan ibarettir diyoruz. Sonra bakıyoruz ki ses nereden geliyor? Ses o siyasi oluşumdan geliyor. Dolayısıyla diyoruz ki ha bir de bu işin siyasi tarafı da varmış demek ki diyoruz. Peki Sayın Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Güne Bakış'a katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugün de programımızı noktalıyoruz ama akşam saat 19.30 ana haberde tekrar görüşmek üzere.